üzülüyoruz. Ama dünya ölçeğinde derecelerimiz var bizim. Mesela faizde dünyanın en yüksek faiziyle yaşayan yedinci ülkesi Türkiye ya. Türkiye. Bak aşıda bir yol alıyorsunuz. Aferin. Teşekkür ediyorum sağlık çalışanlarına, sağlık bakanına. Söylüyoruz kardeşim. İyiye iyi, kötüye kötü. Ama Türkiye'yi dünyada en çok faiz veren Yedinci ülke sırasına soktuysanız bu ahali milleti yuh size ya yuh. Niye böyle oldu bu? 128 milyar doları iç etmeseydiniz enflasyonu düşürmek için faize yüklenmenize gerek olmazdı. Nerede 128 milyar? Soranı masum sayma. 128 milyarı sorarsan sana hain derim diyen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Sonra da faiz, enflasyon, sebep sonuç gidip geliyoruz. Paramızın değerini korumak için faize yüklenmek zorunda kalmazdınız 128 milyar doları iç etmeseydiniz. Yarın Faik Öztrak parti sözcümüz Gaziantep'te bu konularla ilgili çok kıymetli, çok önemli açıklamalar yapacak. Bu konuyu burada kesmek lazım. Ama Türkiye'de realite şudur. Recep Tayyip Erdoğan sebeptir. Yüksek yoksulluk, yüksek faiz Yüksek enflasyon neticedir. Olayı böyle görmek lazım. Ve bir garabet daha. Fakirden alıp zengine veren dünyadaki sözde tek demokrasi Türkiye. Hiçbir demokraside fakirden alınıp zengine verilmez. Eğer demokrasi varsa yoksa olabilir. Yok ki bunlar oluyor Türkiye'de. Nasıl oluyor? Şimdi bugün size altı tip harami açıklayacağım. Altı tip. Türkiye'de altı tip harami var. Bu haramilerin başı da saray ve bazı haramiler için Türkiye'de doygunluk noktası pik yaptığı için yeni arayışlar var. A tipi haramiler değerli arkadaşlar. Biz bunlara beşli çete diyoruz. Beşli çete. Türkiye'yi kuruttular, Türkiye kurudu, Azerbaycan'a gittiler şimdi. Beyefendi, ha Cengiz Aradı beni Şantiyede falan. Bu ne lahabalık ya? Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Şantiyede müteahhitle, iş adamıyla çete mensupları ile görüşüyor. Yanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Ne oluyoruz ya? Doymadınız mı kardeşim? 220 milyar dolar ihale ile bu beşli çete dünyadaki en çok ihale alan 10 firmanın içinde. 10 firmanın. Şimdi Türkiye kurudu. Azerbaycan'a götürdü beyefendi beşli çeteyi. Ne olacak şimdi? Azerbaycan'ı kurutacaklar. İlham Aliyev'i sever sayarım. Hürmetim var. Azerbaycan halkına gönül bağım var. Sayın Aliyev'i buradan uyarıyorum. Dikkatli ol bu tuzağa düşme. Azerbaycanı da kurutturma. Benden bir dost uyarısı, bir kardeş uyarısı. Değerli arkadaşlar, milli takım yenilgilerinden üzülüyoruz. Beşli çete, dünyada ilk onda. Azerbaycan'daki işlerle birlikte hamdolsun, beşli çetemiz dünyada ilk beşe bir iki üç dört beş diye boncuk gibi dizilecek. Ne diyoruz bunlara? A tipi haramiler. Bir de B tipi haramiler var. B tipi. Bunlar şöyle. Türkiye'de artık Deniz Bey'in bu konuda çok katkısı var. Çift maaş normal. Trend 3-4 maaş. Bir bakalım. Bu ülkede emeklerin <laughs> ortalama maaşı 1500 lira. Bu ülkede asgari ücret 2800 kaçtı kuruşu vardı? 2825 lira. Bu ülkede 27 yıllık bir öğretmen 5300 lira maaş alıyor. 5300 lira. Uzman doktor 7100 lira maaş alıyor. Şehit olmaktan değil emekli olmaktan korkan kahraman Türk polisi Türk asubayı 6000 lira 7000 lira alıyor. Birinci derecedeki bir hakim adaletin terazisini tutan hakim 17 bin lira alıyor. Ama B tipi haramilerin en düşük maaş alanı 39 bin en düşük bu da çok az. Bunların ortalama maaşı 74 bin. Yüksek alanları var bir de çok özel kullananları. Onlar da 176 bin lira alıyor. 176 bin nere? 17 bin lira nere? Biri B tipi harami AK Parti eskisi, biri hakim birinci sınıf. 39 bin lira nere? 1500 lira nere Erdoğan? Birisi gariban, bu ülkeye 30 yıl çalışmış, hizmet etmiş, emekli. O 39 bin alan B tipi harami de AK Parti yenisi. Eskisi değil bu yenisi. 74 bin lira nere? 6 bin lira nereye? Şehit olmaktan korkmayan, emekli olmaktan korkan kahraman Türk polisine altı bin lira, AK Parti eskisine 74 bin lira. Haram olsun, zehir olsun, zıkkım olsun. Yazıklar olsun. Harami bitmiyor. Bir de C tipi harami var. Bunlar mafyadan düzenli olarak aylık para alanlar, yeraltı örgütlerinden, Düzenli komisyon alanlar var, düzenli tatil yapanlar var ve düzenli seçim kampanyasına bağış alanlar var. Yeraltı örgütlerinden. Seçim kampanyalarında bağışlar olur arkadaşlar. Legal bir şekilde olur. Yasa da buna müsait. Ama yeraltı örgütünden bağış alınmaz ki kardeşim. Alınır mı ya? Bunlara ne diyoruz? C tipi haramiler diyor. Bitmiyor harami. D tipi haramiler var. Şimdi D tipini en son söyleyeyim. En son söyleyeyim. E tipine geçelim. D tipi beklesin. D tipinin takipçileri burada. D tipi beklesin. E tipi haramiler var. Bunlar Merkez Bankası döviz rezervlerinin ucuza kapatılmasıyla arka kapı ilişkileriyle kur manipülasyonlarıyla bir gecede milyarder olan haramiler. 128 milyar doların arka kapı ilişkileriyle önce satılması, sonra bir siyasi olay patlatılıp kuru arttırıp adamları bir gecede milyarder yapan bir yönetim var. Bu yönetimin bu yolla zenginleştirdiklerine de ne diyoruz? E tipi haramiler diyoruz. Bitmedi bir de F tipi haramiler var. F tipini biliyoruz hepimiz. F tipinden de beslenmeyi becerdi bunlar. Bunu nasıl yaptılar? Bunu şöyle yaptılar. Önce bu F tipine ne istedilerse verdiler. Sonra 15 Temmuz darbesinden sonra dediler ki gel bakayım sen buraya. Bak senin bu ilişkini biz biliyoruz. ha. E ee, sen şu okulu bize devret. Şu plazayı bize devret. Şu şirketi bize devret. Şu marketi bize devret. E senin cezaevine değil sokağa salalım. Bunlara da ne diyoruz? F tipi haramiler diyoruz. Şimdi D tipini niye ayırdık? Şunun için ayırdık. Deniz Yavuz Yılmaz burada. Atilla Serter burada. Orhan Sümer, Mustafa Tuncer, Aykut Erdoğdu, Baha Ünlü, Kemal Zeybek, Ahmet Kaya, Deniz burada saydı. Bu sekiz arkadaşımız aylardır bir mücadele veriyorlar ama bugün bugün şu an içinde bulunduğumuz saat itibariyle onları komisyondan çağırdım. Ziraat Bankası'nın 670 milyon dolar kaç? 700. 750 milyon dolarının hesabını komisyonda soruyorlar. Sorabiliyorlar mı? Şimdi onu açıklayacak arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, böyle bir şey olmaz. Ziraat Bankası'ndan 750 Demirören'e, Vakıf Bank'tan 750 Sabah TV alımı için Çalı, Varlık Fonu'ndan 1 milyar 670 milyon finans merkezindeki konsorsiyuma hamdolsun gidiyor paralar. paralar.